Vatandaşın güvenliği, yani biz sokağa çıktığımızda gerçekten gitmek istediğimiz yere, işe ya da okula giderken bıçaklanacak mıyız, öldürülecek miyiz veya soyulacak mıyız diye korkuyoruz. Çünkü şu anda suç çeteleri, çocuk suçluları mesela çok fazla kullanıyorlar. Çünkü yakalandığı zaman hemen dışarıya salınıyor. Ve işte 16 yaşında dönüyor, 50 tane suç kaydı var vesaire. Ve biz gerçekten sokakta yürümeye korkar olduk. Vatandaşın güvenliğini nasıl alacaksınız? Hukukta ve güvenlikte değişiklikler yapacak mısınız bu konuyla ilgili? Şimdi zaten 10 milyon yabancının olduğu bir ülkede mümkün mü güvenliği sağlamak? İç savaştan kaçan insanların olduğu, yabancı mafyanın konuşlandığı bir ülkede mümkün mü güvenliği sağlamak? Bakın, son dönemde mevcut mafyalara Suriye mafyası, Afgan mafyası ve son aylarda da büyük bir hızla Rus ve Ukrayna mafyası eklenmeye başladı. Türkiye bir suç cenneti haline geliyor. Yerli suçlularımız da var bir de hocam. Ve Bunlar yetmezmiş gibi. tabii ya, bakın şimdi polis bunlarla mücadele ederken elleri kollu bağlı şekilde, yani Türk polisi yakından bildiğim için rahatlıkla ifade edebiliyorum, çok ağır koşullarda çalışan bir teşkilatın mensubu. Yani mobbing, önce FETÖ, sonra METÖ, içerideki sıkıntılar, bütün bunların dışında bir de üzerine aşırı yük biniyor. Yani onu bir Fransız polisiyle karşılaştırmanız veya Alman polisinin çalışma şartlarıyla karşılaştırmanız mümkün değil. Alman polisini Türkiye'ye getirin, 3 ay sonra bir tanesi kalmaz görevde, hepsi istifa eder. Evet. Yani bizim polisimiz köle gibi çalıştırılıyor. Ve ama peki karşılığını alıyor mu? Almıyor. Bir. İki, efendim işte Suriyelilerin suçlarını kayda geçirmeyeceksiniz. Mümkün olduğunca görmemezlikten geleceksiniz. Baskısını da yaşıyor. Böyle suçla mücadele edilmiyor, edilmez. Uyuşturucu tacirleri hemen hemen her köşe başını şey yapmış, sarmış. Ama tacirlerle mücadele edeceksen uyuşturucuyla torbacılarla yapılarak olmaz. Baronlara hedef alacaksın. Baronlar hedef alınıyor mu? Hayır, alınmıyor. Peki biz Zafer Partisi olarak ne yapacağız? Bakın biz şunu söylüyoruz. Türk milletine, Türk devletini geri vereceğiz. Evet. Sınırdan başlayacak güvenlik. Bakın, sınırdan başlayacak güvenlik. Anadolu Kalesi projesiyle sınırlarımızdan değil terörist, değil mülteci akınları, sivrisinek bile istersek geçirmeyiz. Bu duvarla olacak bir mesele değil. Bu ileri teknolojiyle olur ve bu ileri teknoloji mevcut ama kullanılmıyor. Biz kullanacağız. Biz sınırlarımızı Afganistan içinden başlayarak savunmaya başlayacağız. Biz sınırlarımızı İran içinden başlayarak savunmaya başlayacağız. Ve biz içerideki ve Türk milletine musallat olan çeteleri de en ağır mücadeleyi vererek, kısa zamanda tasfiye ederek Türkiye'nin dışına atacağız. Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bir genç kız geldi. Dedi ki, ben aylardan beri böyle merak ederek, isteyerek, arzu ederek aldığım elbiseyi giyip dışarıya çıkamıyorum. Neden evladım dedi. Korkuyorum dedi, ya taciz edilirim diye. Evet. 21-22 yaşında bir kız. Neden korkuyor? Suriyelilerden korkuyor. Neden korkuyor? Afganlardan korkuyor. Korkmak da haklı mı? Ne yazık ki haklı. Ne yazık ki haklı. Özetle bakın, Afganistan bizim tarihsel dostumuz. Pakistan bizim tarihsel dostumuz. Ve biz bu dostluğun Zafer Partisi olarak devam etmesini, güçlenerek devam etmesini istiyoruz. Ama Türkiye'nin de bir Luna Park olmadığını, ipini koparanın buraya gelemeyeceğini ve mevcut dostluğu bozacak eylemlerde ülkemizde bulunamayacağının altını çiziyoruz. Ve bu arada tabii özellikle Pakistan'dan gelenlerin içerisinde istihbarat servis elemanları, daha da açık söyleyeyim, yani Pakistan
Büyükelçiliğin bu konuda bazı iddiaları var. Hint istihbaratları bu işi karıştırıyor diye. Biz de bu konuda araştırma yapıyoruz. Eğer bir sonuca varırsak ve Pakistan Büyükelçiliği de bu konuda ikna edici kanıtlar sunarsa onu da Türk toplumuyla hemen paylaşırız. Esas meselemiz, bakın, gelen Suriyeli'yi veya Afgan'ı veya Pakistanlı'yı değil, onların buraya gelmesine neden olan politikaları, yani sarayın politikalarının eleştirilmesi ve çözüm önerileri konulması bizim tarafımızda. Bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Anadolu Kalesi'nin amacı da bu. Şu konuda fikrinizi sorabilir miyim hocam? Şimdi mesela biz sokakta gördüğümüz çocuk çeteleri var. Bunlar yani başları tabii büyük insanlar ama çocuklara suç yaptırıyorlar ve gerçekten illallah dedirtti bunlar. Bunlar tabii ki yurt dışından gelenler de var ama yerli olanlar da var. Bunun Artı. Bu bir kısır döngü olmuş durumda. Çünkü içeri atılıyorlar, salınıyorlar. Atılıyorlar, salınıyorlar. Bunlar nasıl çökertilebilir hocam? Bunun çözümü ne olabilir sizce? Bakın, her şeyden önce suçla tavizsiz ve sistemli ve uzun vadeli bir mücadeleyle bunu yapabiliriz. Biz de bunu yapacak programa ve kadrolara sahibiz. Aslında Türk polisi bu görevle görevlendirilirse bunun üstesinden gelecek imkan, kadro ve deneyime sahip. Yıllarca ben polis akademisinde öğretim üyeliği yaptım. Polis teşkilatını yakından tanırım. Bugün 4 yıldız, 3 yıldız birçok emniyet müdürü benim zamanımda öğrencim olmuştur. Ya da istihbaratta derslerine gitmişimdir. Özetle imkan ve kabiliyetlerinin buna yettiğini biliyorum. Ama bunun bir politika haline gelmesi gerek. Bu bahsettiğiniz çetelerin bir bölümü yani ideolojik görünmese de arkasında ideolojik unsurların onları istismar eden PKK, daha net söyleyelim, tabii, kesinlikle, PKK ilintili yapıların olduğunu da biliyoruz ve bunu o çerçevede ele alıp incelemezsek hata ederiz. Bazı İstanbul'da özellikle otel sistemleri var. Bu otel sistemleri çerçevesinde örgütlenen illegal yapılar var. Bu illegal yapıların örgütle eklemlendiği ve birlikte çalıştıkları yerler var. Polis bunların hepsini biliyor. Bunlarla mücadele etmek çok zor değil. Mesele burada siyasal kararın olması ve bu siyasal kararın da pratiğe geçmesi. Peki bu siyasal karar niye yok? Süleyman Soylu'nun kimlerle fotoğrafının çıktığına bakın, neden siyasal kararın olmadığını anlarsınız. Birilerinin bir yerden menfaati var büyük ihtimalle o zaman hocam. Bak, tekrar ediyorum. Kimlerle fotoğrafları var? Sonra da sorun kendinize. Yani bu tesadüf mü kardeşim? Bir İçişleri Bakanı'nın birçok suçluyla fotoğrafı var. Kimlerle mesela? İsimlerini hatırlamıyorum şimdi tekrar. Tamam. Ama yani Google'dan herhalde aratırsa arkadaşlar büyük ihtimalle bulurlar. Bulurlar tabii. Hı hı. Çünkü defaatle yayınlandı. Ben de orada gördüm.